Herkese merhabalar, ben İsmail Öğretmen. Bu videoda sizlere Scratch programında kuklalarımıza hareket efekti vermeyi nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Scratch programımızı açıyoruz. Ben Scratch programı masaüstü sürümünü kullanıyorum. Dileyenler internetten online olarak da girebilirler Scratch programına. Öncelikle biliyorsunuz Scratch programımızın kendi sembolü olan, simgesi olan turuncu beyaz kedimiz var. Programı açtığımızda ilk o geliyor arkadaşlar. Nasıl hareket efekti verilir? Nasıl yürüme efekti verilir? Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ve Scratch programındaki diğer kuklalara hareket nasıl verilir? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kuklamıza bakın, şu kostümler kısmına geliyoruz. Yukarıda bakın kod kısmı var ve kostümler kısmı var. Kostümler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada iki tane farklı kostümümüz var. Kedimizin iki farklı kostümü var. Birinde ayağı önde, birinde ayağı bakın kıvrık bir şekilde. Evet arkadaşlar, bu iki kostüm arasında hızlı bir şekilde geçiş yaptığımızda, kostümler arasında geçiş yaptığımızda kedimiz sanki yürüyormuş gibi olacak. Bunu kodla nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde olaylar kısmına geliyoruz. Yeşil bayrağı tıklandığında ben kontrolden sürekli tekrarlamasını istiyorum. Sürekli yürüme hareketini yapmasını istiyorum. Yani kostümler arasında sürekli geçişi olmasını istiyorum. Sürekli tekrarlayı aldım. Görünüme geliyorum arkadaşlar. İki farklı şekilde yapılabilir bu hareket. Önce birincisini gösteriyorum arkadaşlar. Sonraki kostüm görünümden sonraki kostüm bloğunu alıyoruz. Fakat bu sonraki kostüm bloğunu aldıktan sonra bir çalıştıralım. Bakalım bir etkisini görelim. Bakın arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde kostümler arasında geçiş olduğu için kedimiz hareketlerini görmekte zorlanıyoruz. Yani çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla kostümler arasında geçiş yapılırken biraz beklemesini istiyorum ben arkadaşlar. O yüzden olaylara kontrole gelip bir saniye bekle bloğunu alıyorum arkadaşlar. Fakat 1 saniye çok yavaş. Bakın şöyle bunun da etkisini görelim. 1 saniye dersek bu sefer de çok ağır hareket ediyor arkadaşlar. Evet, bu 1 saniye bu süreyi biz 0.5 yapıyorum. Yarıya düşürüyorum arkadaşlar. Şimdi etkisini görelim. Bakın biraz daha hızlandı. Fakat hala çok yavaş. Ben biraz daha hızlanmasını istiyorum. 0.5 değil de 0.2 yapıyorum arkadaşlar. Bakın daha da hızlandı. Şimdi yürüyormuş gibi oldu. Bakın arkadaşlar, kedimiz yürüyormuş gibi oldu. Evet, şu bekleme süresini ne kadar azaltırsanız arkadaşlar kedimiz o kadar hızlı hareket edecektir. Arttırırsanız da o kadar yavaşlayacaktır. Bunu yaptığınız programa göre, animasyona veya oyuna göre hızını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu birinci arkadaşlar, birinci şekli. Bunu şöyle bir kenara alayım. Ya da şöyle komple kenara alayım. Şimdi arkadaşlar ikinci bir şeklini göstereceğim. Nasıl yapabiliriz başka? Nasıl hareket efekti verebiliriz? Sürekli tekrarla. Yine sürekli tekrarlayı alıyoruz. Görünüme geliyoruz arkadaşlar. Görünümde. Eğer kostümler kısmında bizim farklı farklı şeylerimiz varsa eğer, farklı kostümler de burada mevcutsa, o yüzden bunu şimdi yapacağım kodları yapmanız daha iyi olur, daha mantıklı olur. Şunu alıyorum arkadaşlar, sonraki kostüm değil de kostüm 2 kılığına geçe alıyorum. Evet. Bunu öncelikle oyuna başlarken arkadaşlar, bakın şurada isimleri, kostümlerin isimleri var. Bu kostüm 1, bu da kostüm 2. Şimdi önce kostüm 1 ile başlayacak. Yeşil bayrağı tıkladığında kostüm 1 ile başlayacak. Ondan sonra kostüm 2'ye geçecek. Sonra tekrar 1'e, sonra tekrar 2'ye. Kod bloğunda şu şekilde yapacağım. Önce şuradan tıklayıp, üçgene tıklayıp kostüm 1'i seçeceğim arkadaşlar. Önce kostüm 1 kılığına geçecek. Yeşil bayrağı tıklandığında. Sonra tekrar alacağım. Tekrar bir tane daha koyacağım. Bu sefer kostüm 2 kılığına geçecek. Fakat burada olduğu gibi arkadaşlar, aynı şekilde olduğu gibi arasına eğer bir bekleme süresi koymazsam çok hızlı bir hareket olacaktır.
bloklar arasında hızlı bir geçiş olacaktır ve bu geçişi biz göremeyeceğiz arkadaşlar. Direkt kostüm 2'de kalacaktır. O yüzden araya yine evet bekleme koyacağım arkadaşlar. Yine o bekleme süresini burada yaptığım gibi 0.2 yapacağım. Burada arkadaşlar bakın kostüm 1 kılığına geçti bayrağı tıklandığında. Sonra 0.2 saniye bekledi. Sonra kostüm 2 kılığına geçti. Buradan tekrar başa dönecek arkadaşlar. Başa dönerken bakın kostüm 2'den kostüm 1'e dönerken de yine bir arada bir bekleme süresi olacak arkadaşlar. Buraya da koyuyorum bir tane. Evet yine 0.2'lik bir bekleme koyuyorum. Bakın çalıştıralım etkiyi görelim. Bakın arkadaşlar az önce yaptığımız blokla aynı etkiyi oluşturdu. İki farklı şekilde efekt verebilirsiniz arkadaşlar. Değişik efektler verebilirsiniz. Bu sizin bu efekt nasıl bir efekt olacağı, yürüme efekti mi, başka diğer hareketler mi olacağı şuradaki kostümlerinizin şeyine bağlı arkadaşlar. Nasıl kostümler olduğuna bağlı. Şimdi isterseniz bu kedi burada kalsın. Farklı şeyler ekleyelim arkadaşlar burada. Şuradan yeni kukla da ekleyelim. Şuradan bir kukla seçten arkadaşlar. Farklı kuklalar seçelim. Şimdi arkadaşlar bir kukla seç sayfasına geldiğinizde burada mouse işareti okuyla üzerine geldiğinizde eğer kuklalar hareket ediyorsa farklı farklı demek ki kostümlere sahiptir arkadaşlar. Bunlara o az önce anlattığım kodları uygulayabilirsiniz. Ama hiç hareket etmiyorsa demek ki onda bir tane kostüm vardır arkadaşlar. Bu hareket efekti veremezsiniz. Evet bakın okta da var. Bakın şu kızda da var. Topta yok. Bakın toplarda. Balonda renk efekti var bakın arkadaşlar. Renk kostümleri var daha doğrusu. Evet balerina da var. Bu topta da var bol. Evet. İsterseniz şu şeyi alalım arkadaşlar. Şu kızı seçelim. Aynı kodları bu kızımız için uygulayalım. Kostümlere gelelim arkadaşlar yine. Bakın. Kostümlerde bakın 1, 2, 3, 4 tane farklı kostüm var arkadaşlar. Bakın birinci ayakları açık. İkincisi kapalı. Üçüncüsü tekrar açık. Dördüncüsü tekrar kapalı. Bunları hızlı bir şekilde evet bu şeyler arasında bloklar arasında hızlı bir şekilde geçiş yaparsanız kızımız yürümüş gibi olur. Ben tekrar kod yazmayacağım. Zaten kedimizde yazmıştık arkadaşlar. Şu birinci yazdığımız kodu tutup en üst kısmından yeşil bayrak kısmından tutup şu kızımızın içine de açacağım arkadaşlar. Bakın böyle şu şekilde gelip sallandığında içine bırakabilirsiniz. Evet bakın aynı kod kızımız için de geldi. İsterseniz çalıştırıp bunda da nasıl bir etki yaptığını görelim. Bakın arkadaşlar hem kedi hem kızımız. Evet ikisi de yürüyor. Şöyle kedi de yanında olsun beraber yürüsünler. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunlar yürürken kuklalarımız yürürken tabi arka planda dekorlarımızın da hareket etmesi için hangi kodlar gerekli, hangi kodları yapmamız gerekir onu anlatacağım bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Şimdilik buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.